bir hazırlık var mı? Nedir bunlar? Bunlara yönelmemek mümkün değil. Yeni bir dünya vizyonuna çok ciddi bir ihtiyaç var ve bu gelişiyor. İstemesek de gelişiyor. Bütün bunları tabii görüyoruz, iktisatçıları görüyoruz. Mesela bir Stiglitz'in IMF ile ilgili Nobel malum aldı. Onun yeni bir ekonomi ile ilgili yazdıkları, farklı iktisatçıların yazdıkları, serde iktisatçılık var, vazgeçilmiyor. ama çok her doğru. Şeyi okuyorum. Çok yenilenme, zaman, yenilenme sadece iktisatla evet. Olmuyor. O zaman profesyonel bir iş, ya şu anda yapmıyorsunuz. Yani ne bileyim, bir işiniz yok yani gittiğiniz, yaptığınız falan yok. Ama galiba konferanslara başlayacağım. O doğrultuda talepler epeyce vardı. Bir yenilenme sürecini bekledim. Bir start var daha sonra. Açık söyleyeyim. Bir şey görüyorum. Ben söylemek istiyorum artık diyorsunuz. Start, yani ben fikirlerim start, var ve bunu söylemek start, istiyorum. Hayır. Talep olduğu ölçüde tecrübelerimizi aktarmaya hazır olduğumuzun ifadesinin ötesinde hiçbir şey yok. O anlamda bir yere gerçekten zorla götürmüyorum, siyaset falan demiyorum ama bir start. Yani ben söyleyeyim, bir şeyleri söyleyeyim hiç gibi bir kitap, doğru yerde bir kitap belki zaman içinde, aşemen değilse bile zaman içinde Türkiye vizyonu, dünya vizyonunu ortaya koyan bir kitap düşünebilirim. Öyle bir şey olacak. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Açık söyleyeyim, çok benim çok zevk aldığım bir söyleşi oldu. Çok sağ olun. Çok pozitiftiniz. Çok heyecanla konuştunuz. Ancak bunu isteyebilir bir gazeteci. Çok çok teşekkür ederim. Bu çok ufak bir şey soracağım. Hiç ilişkiniz oluyor mu bu? Daha önce birlikte siyaset yaptığınız, ne bileyim, ya da mesela Süleyman Bey'le, Demirel'le, o dönemin aktör, yani Ankara'da her gün görüştüğünüz ya da arada bir sık sık görüştüğünüz kişiler, mesela Mesut Bey'le, yani hiçbir temasınız olduğunu falan, hiç o dünyayla bir ilişkiniz oluyor mu? Bir insan yani Sayın Demirel'le zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Bazen arkadaşlarım telefon ediyor, onlarla konuşuyoruz. Bazen özleyen partililer telefon ediyor. Hepsine çıkmak da mümkün olmuyor, doğru da bulmuyorum ama tabii zaman zaman bütün bunların hepsi olmaya devam ediyor. Ama bu vesileyle ben sizi kutlayayım. Çok gençlerimiz yavaş yavaş değil, çok hızlı bir tempoda. Her şeyin başına geçiyorlar. Sizi bu genç yaşınızda geldiğiniz noktadan dolayı kutluyorum. Çok başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, eski başbakan Sayın Tansu Çiller'le bir uzun bir söyleşi yaptık. Ve burada açıkçası ben olabildiğince, tabii Avrupa Birliği çok çok gündemde ve daha çok buna dönük bir söyleşi olarak tasarlanmıştı bu. Bu çerçeveyi çok çok zorlamadım ama olabildiğince de merak ettiklerimi sordum. Eminim hepiniz onu uzun süredir görmediniz. Bu sizler için de umarım farklı bir şey olmuş, farklı bir söyleşi olmuştur. Hem hükümete buradan önemli bir takım hem motive edici şeyler, mesajlar vardı, hem bir takım uyarılar vardı. Hem de şu bizim bildiğimiz, tanıdığımız Tansu Çiller ne yapıyor, ne diyor, bununla ilgili de merak ettiklerimizi öğrenme fırsatımız oldu. Bu arada nasıl başarabildiniz medyadan böyle uzak durmayı, yani gazetecilerden uzak durmayı nasıl başardınız? Valla aslında medyadan uzak kalmak gibi bir şey değil, okumak, içeride, evde bir miktar yenilenmek, talebelik yapmak kendi içimde. O kararı bir uzantısı. Akademisyenin talebeliği çok uzundur. Çok teşekkürler sevgili seyirciler. Bizi sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi geceler.